Merhabalar, Neslihan Şirin, Şirin Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Evet, gayet güzel gidiyoruz. İlginizden de çok memnunum. Teşekkür ediyorum her şey için. Bugün sizlere harika bir süt böreği yapacağım. Çok basit hazırlanışı. Hemen misafirinizin yanında yapabileceğiniz çok pratik zaten tarifler veriyorum. Bunun bir adı da yalancı su böreği. Bunun için bakın çok büyük bir bardak dolusu aldım. 2 su bardağı var bunun içerisinde. 2 su bardağı süt. Yarım paket margarinimiz eritilmiş olacak. Bir pakette sıvı yağ gösteriyorum. Önce malzemeleri sayıyoruz. 3 tane yufkamız var. Ben içinde çok lezzetli olduğu için yumuşak beyaz peynir kullandım. 250 gram kadar peynir, isteğe göre daha fazla da konulabilir. Neredeyse yarım kilo yoğurt var ve 3 tane de yumurtamız var her zaman olduğu gibi. Şimdi bu malzemeleri zaten harmanladığımız zaman harika bir karışım ortaya çıkacak ve biz böreğimizi hazırlamaya başlayacağız. Evet, şimdi öncelikle yumurtalarımızı koyalım kabımıza. Sonrasında sütümüzü ilave ediyoruz. Evet. Bunun yanı sıra yağımızı ilave edeceğiz ama biraz böyle bu sefer tepsiyi yağlamamız da gerekiyor. Kalanını dökebiliriz. Margarinimizi eritilmiş vaziyette dökeceğiz. Bütün malzemeleri birleştiriyoruz ve yoğurdumuzu dökeceğiz. Evet, yoğurdumuzu da dökelim bakalım. Şimdi biraz şöyle kaşıkla karıştırdıktan sonra bunu el mikseriyle de yapabiliriz. El mikseri nedir biliyor musunuz? Tatam işte el mikseri bu oluyor. Şöyle efendim, bunun fazla sesi çıkmıyor ama gayet güzel de karıştırma özelliği var. Şimdi yumurtalarımız şöyle dağılana kadar bir karıştırıyoruz, güzelce harmanlayalım. Siz bunu mikserde de yapabilirsiniz. Fakat ben böyle biraz parçalı parçalı kalmasından hoşnut oluyorum. Şöyle güzel boza kıvamında bir karışım elde ediyoruz. Yağımızı da güzelce yedirelim bakalım. Birazcık yorulacağız. El işçiliği olacak ki sevgimizi, aşkımızı katıyoruz. Çok harika lezzetli bir börek elde etmek için. Evet, bakın sanki mikserde çırptım gibi oldu. Evet, şimdi el mikserimizi de kıyıya koyduk. Geldik efendim. Elimde eldiven olduğu için bakın, ben eldivenle çalışmasını seviyorum ama öyle kalın eldiven değil. Şöyle incecikler var ya, çok güzel oluyor onlar, rahat oluyor. Yufkalarımızı kaldırıyoruz. Biraz yufkalarımız böyle parçalanmış vaziyette. Hiç fark etmez. Zaten biz onları şöyle ikiye parçalayacağız. İstediği kadar parçalansın. Gayet güzel böreğimizin alt katmanını oluşturmaya başlayacağız. Şimdi şu yufkamızla bir bütün elde edeyim. Ondan sonra bazen böyle hazır yufkalarda biliyorsunuz içi paralanmış çıkabiliyor. Şöyle yapıyorum. Bakın şöyle tuttum bohça gibi. Onun şu kıyılarını aldırdım. Ortası zaten yuvarlacık çıkacak. Bakın yuvarlak bir yufka elde ettim. Şöyle size görebilmeniz açısından. Yufkamızı güzelce tepsinin dibine yayıyorum. Sonrasında evet yaptığım karışımdan şöyle bol bol dibine döküyorum. En alt katmanına çok bol dökmeyelim. Tavamızın dibine yapışabilir. Yine de şöyle bolcana döktüm. Sonra bu parçalanmış yufkalarımız vardı. Onları bakın gelişi güzel batırıyorum ve tepsime yayıyorum. Gelişi güzel batırmanız yeterli. İşte böyle. Yufkalarımızı şimdi döşemeye başlıyorum. Evet, ellerimle batırabilirim. Şu şekilde. Evet, bütün parçaları güzelce hazırlıyoruz. Karışımımızı soktuk
ve tekrar tavamıza koyuyoruz. Şöyle kuru koysak bile ikinci katını yine karışımımızla ıslayacağım. Çok kolay, öyle değil mi? Hemen yapılabilecek kıvamda bir börek oluyor. Şimdi tam orta yerine peynirlerimizi döşeyeceğiz. Isırdığımız zaman harika bir tat ağzımıza geliyor. İsterseniz bakın yine söylüyorum, peynirlerin içine dereotu katabilirsiniz. Maydanoz seviyorsanız katabilirsiniz. Ben çok fazla yeşillik katmıyorum şimdi bu böreğimizin içine. Parçaları biraz iri olarak, peynir olduğu için lor değil bu. Lor koyabilirsiniz, ıspanak koyabilirsiniz. Ben peynir koymayı tercih ettim. Biraz da iri koyuyorum ki böyle eridiği zaman biraz da ağzımıza peynir tadı gelsin. Bütün peynirimizi böreğimizin içine döşüyoruz. Tekrar şöyle parçalarımızı yıkayın bakalım. Çamaşır yıkar gibi. Çamaşır yıkar gibi yapıyoruz. Tekrar tepsimize koyuyoruz. Her tarafının eşit gelmesine dikkat edersek hiçbir sorun yoktur. En üst parçamızı bakın. En üst parçamızı tekrar alıyorum. Şöyle ortasından yine bohça gibi yapabilirsiniz. Bakın. Kalan parçaları tekrar döşeyeceğiz. Biraz 4 yufka kullanacağım. 4 yufka ya da 3 yufkadan yapabilirsiniz siz. Ben biraz kalın olsun istedim böreğimiz şöyle. Evet. Kuru kalan yerlerine tekrar kepçeyle de koyabilirsiniz. Bakın istediğinizi yapabilirsiniz. Çok özgür bir börek bu. İstediğiniz gibi döşeyebilirsiniz. Döşemeye devam ettik. En sonunda en üst katmanı için yine efendim şöyle yine yufkayı bohça gibi tutup şöyle bohça gibi tutup altını aldım. Yuvarlak bir şekilde çıkardım. Şimdi kalan katmanlarımızı şöyle içe kavuruyoruz. Evet. Şu kalan kuru yerlerini yine hiç kuru kalmayacak şekilde yapıyorum. Güzelce. Evet. En üst parçamızı bütün bıraktık. Onu da şöyle düz olarak yayacağız. Şöyle göstereyim. Düz olarak yayıyoruz. Kalan kısımlarını şöyle içe kıvırabilirsiniz. Bakın. Üstü düz olursa kesmeniz daha kolay olur. Kırışık da bırakabilirsiniz. Ama ben genelde üstünü şöyle düz yapmayı seviyorum. Evet, şu şekilde gayet güzel. Düz bir şekilde koyduktan sonra artık üzerine kalan bütün iç malzememizi döküyoruz. Bu arada yine şöyle ellerimizle tabii eldiven var onun için çok rahat hareket edebiliyoruz. Bir spatula gibi kullanabilirsiniz rahat olmanız açısından. Bazısı eldivenle rahat edemiyorum diyor ama ben eldivenle çok rahat ediyorum. Evet, bakın ne kadar güzel bir böreğimiz oldu. Su böreğimizi yaptık efendim. Bunun sonrasında tabii ki su böreği yapmayı da biliyorum. Bizim yemeklerimiz arasında baş köşededir su böreğimiz. Onun için bir gün size onu da ayrıca göstereceğim. Şimdi bunu yine 180 derece ısıtılmış fırına veriyorum.
Evet, böreğimiz pişmiş vaziyette. Şunu belirteyim ki ben mini fırında koyduğum için bu böreğimi o kadar kabarıyor ki dikkat edin. Eğer mini fırında pişirecek olanlar börek tam şu kadar kabarmıştı. Şöyle delebilirsiniz üzerinden. Kabardığı için de üzeri böyle nar gibi kızarmış. Hiç merak etmeyin, hiçbir şey olmaz. Çok da güzel kızarmış vaziyette. Hatta şöyle gösterebilirim. Lazerli bir bıçakla keserseniz daha iyi olur. Ben hep böyle pişirdiğim şeyleri acele ediyorum. Sıcak sıcak kestiğim için zorlanıyorum. Bakın şöyle altını gösterebilirim. Altı da hiçbir şekilde alın size su böreği yapışmamış. Çok harika olmuş. Evet, şurada kalmıştık. Keselim bakalım. Bu gerçekten böyle lezzeti doyumsuz bir börek oluyor ve de 2-3 günde dayanabilir. Buzdolabına da koyabilirsiniz. Gayet güzel. Şu an sıcak olduğu için tabii ki bunun içi donuyor. Biraz böyle durunca dolapta donabilir. Çok fazla zorlamayayım. Şöyle bir dilim çıkarılacakmış gibi hemen yapalım ve size göstereyim. Henüz bakın. Evet. İçi biraz sıcak olduğu için parçalanabilir diye korkudan çıkartamıyorum. Evet, böreğimiz hala dumanı tüttüğü için biraz zorlukla çıkarttım. O yüzden bu şekilde bakın ortası peynirli, çok güzel, lezzetli şekilde afiyet olsun diyorum ben. Tam bir su böreği kıvamında oluyor. Biraz donması gerekiyor dediğim gibi. Çıkardıktan sonra fırından muhakkak ki üzerini biraz kapatın. Çünkü üzeri şöyle şiştiği için kabuk tutmuş oluyor. O insin. Onun sonrasında üzerini açabilirsiniz. Zaten biraz da 1-2 saat sonra servise başlayacağınız için tam böyle bıçak gibi kesilme kıvamına gelebilir. Sonra böyle dilimlersiniz. Ben size göstermek adına biraz böyle acele ettim. Evet, kanallarıma diyorum artık. Neslihan Şirin Astroloji kanalı ve Neslihan Şirin YouTube Şirin Lezzetler kanalına abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.